Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz nasip olsa inşallah Amen Resulü'nün ikinci ayeti kerimesi. Biliyorsunuz Amen Resulü iki ayeti kerimede bu. Bekara suresinin sonu. Son iki ayeti kerimesi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece üç şey verildi o gece Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. İşte bunun biri de bu iki mübarek sure-i şerife idi. Ayet-i Kerime'nin birincisi geçen hafta geçti. O daha ziyade imanla ilgili konular onda vardı. Bu ikinci ayet-i kerime ise dualarla ilgili konular bunda var. Bunun için her akşam yatsan sonra okunuyor. İnsan hem imanını tazeliyor, hem kişi Allah-u Teala'ya dua etmiş oluyor. Allah-u Teala buyuruyor bizlere bu ayet-i kerimesinde. Estağfirullah, Bismillah. La yükellifullah nefsen İlla vüs'aha. La yükellifullah. Allah Teala Celle Şanühü Mevlamız mükellef kılmıyor. Mükellef Allah Teala sorumlu kılmıyor. Nefsen hiç kimseyi, hiçbir nefsi illa vüs'aha ancak vüs'atı kadar Allah o kimseyi mükellef kılıyor, sorumlu kılıyor. Nedir vüsat? Güç anlamına geliyor. Buradaki vüsat, güç, bir de takat var. Takat, insan son gücünü kullanması anlamına geliyor. Buradaki ise vüsat, takatın da aşağısı. Yani Allah-u Teala insanları, müminleri Allah-u Teala son gücüne kadar değil, insanın yapabileceği kadar mükellef kılıyor. Mesela örnek verdiğimiz zaman, günde beş vakit namaz. Bunu her insan yapabilir. Yani kılamıyorum, vakit bulamıyorum gibi bahaneler, tabii o kimsenin zavallıyı aldatan evhamlardır onlar. Bir kimse namazı ayakta kılamıyorsa, hasta ise ne yapacak? Oturup kılacak bakınız. Yani Allah-u Teala kulunu ancak yapabileceği kadar mükellef kılıyor Mevlamız. Hatta bir insanın, hasta kimsenin oturmaya da gücü yoksa ne yapacak? Yaslandığı yerde, başın altına yastık koyacak, ayakları kıbleye doğru gelecek, yüzü kıbleye bakacak. Bir kimse hastalığı nedeniyle eğer abdest almaya da gücü yoksa ne yapacak? Teyemmüm yapacak. Kolaylığı var bakınız. Yana başına düz bir kiremit tuğla, yani düz diyorum, öyle çıkıntılı kiremit olmaz. Avucunu vurduğu zaman avuçlara tabur kapsaması gerekiyor. Bunun için tuğla daha mükemmel. Tabii bir saksı da kapta, torpakta olabilir. Kişi ne yapacak? Yattığı yerden bakınız. Kişi yattığı yerden yalnız iki kolu sıvanacak. Niyet edecek, teyemmüm niyetiyle iki avucunu toprağa vuracak. Bir defa yüzünü tekrar vuracak. Önce sağ elini, sol elini bir sıvazlayacak. Sıvazlayacak. Tabi bunun taşına girmeyeyim. Ayrıntına girmeyeyim bunun. Yani Allah-u Teala kulunu ne kadar mükellef kılıyor, sorumlu kılıyor? Yapabileceği kadar. Allah-u Teala bunda her ayet-i kerime indirmişti. Eğer içinizden geçenleri gilseniz de açığa çıkarsanız da Allah size bunun için hesaba çekecek ayet-i kerimesi gelmişti.
Bu ayet-i kerime tabi sahabelere çok güç gelmişti o zaman. Çünkü insanın tabi kalbine her şey gelebiliyor. Yani insanın dışında, bizim dışımızda bazı güçler, bazı kuvvetler ki şeytan gibi bizim kalbimize bir şeyler fısıldayabiliyorlar. İşte bu ayet-i kerime ile o ayet-i kerimenin hükmü mensuh kılındı, hükmü kaldırılmış oldu. Bu ayet-i kerimeye göre, bilhassa günümüzde çok var muhterem cemaatimiz, bir kimsenin kalbine şeytan vesvese verse, haşa, özellikle şeytanın vesveseleri uluhiyet de olur. Haşa, ahireti inkar, Allah'ı inkar gibi bile olsa, şeytan bir insanın kalbine böyle bir vesvese verse, insan bundan sorumlu değil. Değil insan bundan. Neden? Çünkü bu, o kişinin iradesinin dışında oluşan bir olay bu. Şeytan tabi aleyhillâne, insanın kan damarına girebiliyor şeytan. Şeytan, çok şeffaf bir varlık. Elektrik akımı gibi, canlı, çok bilinçli, hareketli bir varlık. İnsanın kan damarında dolaşabiliyor. İnsanın kalbine de fırsat bulursa girebiliyor. Bak şunu dikkat buyurun. İnsanın kalbine eğer fırsat bulursa girebiliyor. Fırsat. Nedir fırsat? Eğer bir kişinin kalbi o anda gaflette ise, yani kişi o anda Allah'ı unutmuş ise, zikirin dışında kalmışsa, o kalbe şeytan girebiliyor. Birçok evliyalar şeytanı kurbağa şeklinde görmüşler, şekil olarak, evliya olarak, keşif halinde görmüşler. Şöyle buyuruyorlar, aynen diyorlar, filin hortumu gibi, onun bir hortumu var diyorlar şeytanın da, kendi kurbağa şeklinde, ama filin hortumu gibi hortumu var diyorlar. Şeytan ne yapıyor? İşte hortumunu İnsanın kalbine yanaştırıyor, açıyor ağzını da. Eğer o kişinin kalbi, gönlü o anda Allah Teala'dan gaflette ise, yavaş yavaş o kalbi şeytan yutmaya çalışıyor. Eğer kişi o anda Allah Teala'yı hatırlasa, tefekkür ile, zikir ile, Kur'an ile, Allah deseceği, hemen o anda şeytan geri çekiliyor. Zaten hannas anlamı bu. Biliyorsunuz Kur'an'ın son suresi Nas suresinde hannas diye geçiyor. Hannas geri çekilen anlamına geliyor. Eğer Allah korusun bir kişi tamamen gaflette ise o zaman şeytan o kişinin kalbini tamamen yutabiliyor. İçine alabiliyor. O zaman o kişinin gönlü kalbi şeytanın oyuncağı haline geliyor. İşte şeytan o kişinin kalbine fısıldar. O kişinin gönlü bunu duyar muhteremler. Yani insanda bir gönül vardır. Bu bilinen maddi kalbin dışında ondan içeri. Bir insana kalp biliyorsunuz. Maddi bir kalp. Et parçasıdır. Fakat bundan içeri insanda gönül denen bir duygu var. İşte insanın bu duygusu altıncı duygudur. Bu duygu melekler de duyabilir, şeytan duyabilir, cinler duyabilir, hatta ilahi ilhamlar da duyabilir. Eğer bir kimsenin kalbine şeytan bu şekilde üstünlük sağlasa, o kişinin kalbine, gönlüne, altın duygusuna şeytan vesvese verse, tabi önce abdestle başlar, işte abdestin oldu olmadı. Sonra namaza gidince işte böyle namaz olmaz. Abdestin tam eksik şu bu derten gusül 90 diye. Haşa hiç kılma gibi. Kişi namazı soğutmaya çalışır. Eğer insan şeytana dinlerse ondan sonra Allah korusun ahirette ilgili, iman ilgili konularda bunu yanıltmaya, sapıtmaya çalışır. Eğer bu kişi şeytana dinler de ona muhatap olur, ona cevap vermeye çalışırsa
Zaten şeytanın da isteği budur. Allah korusun şeytan bundan başarılı olur, o kimse gider muhteremler. Özellikle içe kapanık kişiler, hassas duygulu kişiler, ince fikirli kişiler, ki bu gibi kişilerde mizaç olarak bunlara sevdavi mizaç denir bunlara. Bunların yapısı genelde karamsarlık hakimdir bunlarda. Her şeyi böyle karamsar, kötümser yorumlar bunlar. Evhamlı, fazla evhamlı olur bunlar. Mesela bir yolcusu yolladır, ay kaza yaptı, öldü, şöyle oldu, böyle oldu, işler bunu kişiye böylece. Çabuk alınır, çabuk kırılır, çabuk incinir, pireyi devi yapar, evhamlı kişiler. İşte şeytan genelde bunları çabuk elde eder muhteremler. Eder bunları. Bunun için çok kişinin de buradan şikayeti vardır. Efendim ben ne yapayım? Şeytan hiçbir şey yapma. Onu muhatap kabul etme. Hemen kendim işe meşgul olanda. Sesli ilahi söyle, sesli Kur'an-ı Kerim oku, bir iş yap, bir şey yap, o zaman gider. Eğer ki şeytanı dinler de, haşa Allah korusun bilhassa imanı konularda, acaba imanım gitti mi gibi kişi böyle bir kuşkuya düşerse, işte şeytan zaten bu zaten. Demek ki bir kimse kendi elinde olmadan, onun kişinin isteği dışında, onun dışında şeytan bunun gönlüne ne kadar vesvese verirse versin, o kişi bundan sorumlu değil. Değil muhtemelen. Kişi bunu kabullenmiyor, bunu dile söylemiyor, bundan sorumlu değildir. Mevlam bize buyuruyor şimdi, Allah-u Teala kulunu ancak gücü yettiği ile bağımlı kılıyor, sorumlu kılıyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman ne kadar Allah'ın emirleri varsa her biri yapılabilir, uygulanabilir muhteremler. Her biri de böylece. Yani Allah'ın emirleri yapılabilir, haramlardan kaçınılabilir. Çünkü farzlar, haramlar o kadar korkunç değildir bunlar. Sonra tabii insan dünyada ne kadar bunu uygularsa sonuçta o kişi kendi tabına sevinecek bundan. Şimdi mesela ya tabii hanımla ilgili olarak tesettürden kısaca o konuya bakalım. Örtülmek Allah-u Teala'nın emri. Her hanım her kız başını örtebilir. Allah kula el vermiş. İnsan elini kullanır, aletini kullanır, kişi başını örtebilir. Efendim ben başımı örtemiyorum. Niye örtemiyorsun? Bir örtecek bir bez bulamadım ben işte. Efendim pahalı ucuzunu al, ucuzunu al. İnsanın eli bunun için yapar bunu ben işte. Kulun buna gücü yeter. Buna rağmen hala açık imya ederse tamamen kendisi biliyor. Arkada Mevlam şöyle buyuruyor, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Mevlam buyuruyor. Evet, Allah Teala kulunu fazla zorlamıyor. Senede bir ay oruç, o kadar. Evet, nafile tutmak istiyorum, sen bilirsin, mecbur değilsin bak. Günde beş vakit namaz farz. Ben daha kılmak istiyorum, kılabilirsin. Mecbur değilsin böylece. Ama Mevlam şöyle buyuruyor, leha ma kesebet. Allah Teala kulunu fazlasıyla zorlamıyor ama kul ne yaparsa bak leha o kulun kendi lehine, kendi yararına. Kul ne kesbederse yapar, amel yaparsa kendisine. Haşa Allah'ın buna ihtiyacı yok az cemaat. Bunu bilelim bu şekilde böylece. Yani bütün insanlar, insanlık İhsan etse, günahkar olsa Allah'a bir zarar var mı? Yok, haşa. Hatta şu dünyamız, şu küre-i arz bütün zerreleriyle, atom elementiyle ihsan ederse Allah'a bir zarar var mı? Yok muhtemelen. Allah der dünya yok eder bir anda.
Ne olur? Hiçbir şey eksilmez bir alemde dünya olmasa. Bunun için Mevla buyuruyor, leha ma kesebet. Ancak Mevla buyuruyor, insanın, kulun şu anda düşünmesi gerekiyor ki, kul ne yaparsa onun kendi lehine, onun kendi menfaatine, yararına. Bu da var. Efendim işte 5 vakit namaz kılayım ya, yeter. Allah fazla kılmıyor, kelep kılmıyor. Kılmıyor ama acaba bir de şunu düşün ki, diğer yandan insan günah da işliyor ama. Günah da işliyor. Ne var mahşerlerinde? Mizan var, ölçü var, terazi var, mizanlar böyle şey. Ya orada günahlar fazla gelir de, sevapla yetersiz kalırsa, işin kötü muhteremler. Şimdi bazı düşünüyorum adı cemaatim, yani size düşünün bu konuyu inşallah. Bizden önce yaşayanlar, tabi gitmeyelim sahabelere de, daha biraz 3-5 sene önceye gidelim. Bundan 300-500 yıl önce günah işlemesi çok ama çok zordu, zordu. İçki haram, yasak. İslam devleti vardı. Kumar haram ve yasaktı. Yani devletin kontrolünü yasak kurmuyorlar. Haramlar hepsi kapalı. Çocuk, 7 yaşına gelen çocuk, evet okula, medreseye gidiyor ama besmele ile başlıyor. Önce Allah'ı öğreniyor. Elif ba cüzünü öğreniyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Tabi yani yazı hesabı da öğreniyor. Yani otomatikman bütün bu çarklar hep İslam emin doğruna dönüyor bütün çarklar. Tabi o zaman yaşayan Müslümanlar için, onlar için İslam yaşamak daha kolay. Akıntı öyle gidiyor. Bir insanın oğlu kızı dışarıda bir kötülük yapmaya kalktı mı hem engelleniyor. Bak yavrum haram, günah deniyor. Yani toplum bunu engelliyor. Diyor toplumda. Demek ki o zaman yaşayan bizim o din kardeşlerimiz, onlar tabii elhamdülillah günah işleyemedikleri için onlar yalnız farz namazını kılsalar, farzını unutursalar onun yeteri olabiliyordu. Ama günümüzde durum çok aksine bir muhteremler. Günümüzde çarklar günah dönüyor böylece. İnsan bir haber dinleyecek, kaç tane günah giriyor muhteremler. Kişi bir işine gidecek, kişi kaç tane günaha giriyor böylece. Sonra çoğu çocuğumuz bizim elimizde değil, aldılar bizden. Yani bir ana baba, Allah onu emanet etmiş onlara, ki anne onu doğuruyor, o zamanı çekiyor. Ama bir anne baba, evladına sahip olamıyor. Alınıyor böyle. İstik bunu eğitiyorlar. Öyle zamandayız. Bu işi ne yapalım az cemaatimiz? Bizim bu çağda, bu dönemde ibadetlerimizi daha da çoğaltmamız gerekiyor. Bakınız. Şimdi günah bir tarafta işleniyor bak. Günahhanesi yazılıyor, işleniyor. Bunun için sevaplarımız az gelmesin diye biz ne yapalım? Günümüzde sevapları çoğaltalım. Bu iş Mevla buyuruyor. Leha muhakesebe, bakınız Kur'an nasıl buyuruyor Mevlam böylece. Yani kulu ne yaparsa, bak kul ne yaparsa hep kulun kendi lehine, kendi yararına. Kişi bir selam verir, insan bir tanıştığı, görüştüğü kişiye bir Allah'ın emrini, hükmünü söyler. Bir insan bir arkadaşını, Müslüman kardeşini, yakınını bir camiye davet eder, sohbete davet eder. İnsan Allah-u Teala'yı bir zikreder, bir şey yaparsa kul ne yaparsa yapsın, hep bundan yazılıyor kulun lehine. Ve aleyha mektesebet. İktisap, günah işi anlamına geliyor. Yine bir kul, küçük veya günah, küçük veya bir günah işlerse, o da onun aleyhine, o da onun zararına Mevla buyuruyor. Yani zararını kul kendi çekecek muhtemelen. Bir haram bakış da olsa, bir yalan söz de olsa, haram bir lokma da olsa, Allah korusun kötü günah yazılacak bir söz de olsa ne oluyor? Hep bunlar yazılıyor, hep bunlar kulun kendi aleyhine oluyor muhteremler.
Sonra adı cemaatimiz, insan bu dünyaya niye geldi? Niye geldik bu dünyaya? Niye geldik bu dünyaya? Bu dünyada kalıcı değiliz. Bakın şu beden de kalıcı değil. Beden de emanet, geçici. Şu geçici bir bedenle dünyaya gönderildik. Gönderildik. Acaba niye gönderildik acaba? Ne kadar dünyaya koşsak, ne kadar dünya iki elimize sarılsak, hırsla, ihtirasla böyle, yani kalp kırarak, gönül yıkarak, haram taran tanımadan, gayri meşru, ne kadar dünyaya sarılsak, peki sonuç ne adı cemaatim, nedir sonuç? Sonuç, kişi öldüğü anda her şey de bitti işte. Dünya bitti böylece. O kişinin dünyası bittiği anda artık kişiye bir şey sorulmuyor. Hatta kişinin insanlığı bitiyor o anda. Cenaze ismi alıyor kişi. O anda. Ne malı var, ne mülkü var, ne bir şeye karışabiliyor. Derken zaman geliyor, beden de yer altında çürüyor, toprağa dönüşüyor. Yani insan dünyaya geçici bir zaman için geliyor, dağılıyor. Eğer insan bu dünyada Allah korusun, olgunlaşamadan o aleme giderse, işimiz gerçekten çok mu çok zor mudur? Olgunlaşma bak, olgunlaşma. Nedir olgunlaşma? Allah'ın sevgisini gönülde bulabilme mudur? İmanın tadını gönülde bulabilme. Ahireti dünyaya tercih edebilme. Şimdi arkadan artık dua faslı geliyor. Dua faslı geliyor. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Bunun başına bir harf nida, ya var harf nida. Hasfediliyor. Onun için mensup üstün geliyor burada. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Rab, rubiyet. Yani bizi yaratan, terbiye eden, olgunlaştıran. La tu'ahidna, bizlere muahaza eyleme. Muahaza, tutup hesaba çekme bizleri ya Rabbi. Mahşerde. Ne yaparsak? İnnesina ev ahtana. Eğer unutursak dünyada bir kusur ederek, unutarak ya da hatayla bir şey yaparsak ne olur ya Rabbim? Bizi bunun için mahşerde tutup da hesaba çekme ya Rabbi anlamında. İki şey burada bakınız. Unutursak hata edersek. Demek ki eğer kasten yapılırsa bunun için Allah'tan af istemeye dahi bak yüzümüz yok yani. İki şey geliyor. Unutma, hata. Unutma da ikiye ayrılıyor adı cemaatimiz. Kemen tereke salaten fi vaktiha sümme nisiha. Böyle buyuruyor tefsir-i hazinden aldım, bu ibare aldım. Şimdi şöyle buyuruyor tefsir-i hazinde. Bir kimse diyor bir vakit namazı vaktinde kılmadı. İhmal etti, tembellik etti, üşendi, ne yaptı? Yani kul kasten bile bir namazı vaktinde kılmadı, vakit çıktı. Ne yapması gerekiyordu? O namazı kaza yapması gerekiyordu. Hem tevbe etmesi gerekiyordu. Sonra bu kişi o namazı unuttu kılmadığını bu af olmuyor bakınız. Bu af olmuyor böylece. Bu af olmuyor bana. Çünkü bunda önce bir kasıt işe başlıyor böylece. Yani namazın vakti girdi. Örnek mesela öğle namazı girdi. Namaz vaktine girdiğini biliyor. Farz olan hepsini biliyor bunların. İmaratı kılmadı. Vakit çıktı. Sonra kaza ederim. Dedi ama unuttu, kaza edemedi. Kişi bundan mahşede sorumlu oluyor böylece. Evteki diraseten baden hafizehü hatta nisiyehü la yuazzeru bin nisaniye. Bir de şu örnek görüşeyim burada bize. Bir kimse diyor Kur'an-ı Kerim'i ezberlese, hafız olsa ya da Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri
Mesela Yasin'in, Tebareke, işte Aman Resulü böyle kısa sureleri bir insan Kur'an-ı Kerim'den ezberlese. Sonra bu kişi bunları hiç okumasa, unutsa bu da la yuazeru, bu kişi bundan mazur değildir. Kişi bundan sorumlu olma bakımda. Bunu unutmaya girmiyor yani bakınız. Ancak şöyle buyuruyor. Bir kimse diyor Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Hafız oldu. Çocukluğunda, gençliğinde ezberledi. Sonra yaşlandı. Hafızasına bir, beyine bir zarar geldi. Unutkanlık geldi, unuttu. O bundan sorumlu değil bak muhtemelen. Bundan sorumlu değil böylece. Yine bir kimse hafız değil ama Kur'an-ı Kerim'den çok sure ezberlemiş. Bilhassa kısa sureleri ezberlemiş. Namazını kılıyor, bırakmıyor elhamdülillah. Ama yine bu kişi eğer beynine bir rahatsızlık gelse de, unutkanlık gelse de, bu kişi bunları okuyamasa, unutsa, o zaman kişi bundan, Allah'tan sorumlu olmuyor muhteremler. Mesela, diyelim ki namazı bırakmayan bir kişi yaşlandı, hatta yaşlanmaya bakmasa bu, hastalığı bu, beynine bir rahatsızlık geldi, namaz kılmasını beceremiyor. Fatiha elhamı okuyamıyor, şaşırıyor, okuyamıyor. Yatıp kalkıyor. Yeter ona mutlaka. Yeter böylece. Neden? Onun bir kusuru yok. Onun kusuru yok. Demek ki bir insan ezberlese ama sonra hiç okumayı terk edip unutursa bundan sorumlu böylece. Elinde onu unutursa kişi bundan sorumlu olmuyor Allah katında. Bir de hata. Burada iki şey geliyor. Hata ve unutma geliyor. Hata. Nedir hatası cemaatimiz? Mesela bir kimse şehir dışında yolda mola verdi, namazını kılacak. Ne yapması gerekiyor? Abdesti varsa tabii. Kıbleye dönmesi farz. Kâbe'ye dönmesi farz. Önce kıbleye. Öyle bir yerde durdu ki kimse yok orada böyle. Sonra kimseyi bulamıyor. Kendisi de gönderen tayin edemiyor, beceremiyor bu işi de. Bu kişi ne yapacak? İçtihat dönemi, araştıracak. Acaba kıble bu yönde mi, bu yönde mi, bu yönde mi? Derken zannı galip dönüyor. Yani bütün zannı üstün geldi ki şu yön kıble dedi, namazını kıldı. Sonradan hata ettiğini anladı. Hiçbir zarar gelmiyor bu muhtemelen. Neden? Bu kul eline geleni yaptı. Çünkü Kabe'yi tabii göremez tabii. Soracak kimse yok orada. Yeli halkı yok. Kendi bunu fazla beceremedi. Ne yaptı bu kişi? Kendi görüşüne göre araştırdı. Kıble şu yöndür diye tahmin etti. Namazını kıldı. Sonradan hata ettiğini bilse bile namaz yine namazdı. Kulumunun sorumlu olmuyor bence. Ama insan hiç araştırmadan kılıverirse o zaman bunda ne oluyor? Sorumlu muhteremler. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde, ümmetimden üç şey kaldırıldı. El-hatâ'ı ve nisyanı ve mes-sükrühü aleyhi. Üç şeyin günahı ümmetinden kaldırıldı Peygamber buyuruyor. Biri hata ile bir şey yapmak, ikincisi unutmak, üçüncüsü de bir kimse bir şeye zorlansa, adam silah çekiyor dahi mesela başına, şunu yapacaksın diyor. Hatta Allah korusun mesela bir Müslümana olur bir zalim mesela işgalci kuvvetler efendim başından tayarlar silahı işkence ile mesela efendim şarap içeceksin deseler, zor içeseler kişi bundan sorumlu olmuyor muhteremler. Hatta Allah korusun bütün bacılarımızı mesela bir Müslüman hanıma böyle bir işgal kuvvetleri böyle işkenceyle, baskı, zulümle tecavüze bile bulunsalar o bundan sorumlu olmuyor. Allah'ın sorumlu olmuyor bundan böyle. Evlisin, nikahına bir zarar gelmiyor kişinin. Yine dua devam ediyor. Rabbena. Hatta bu da üçe, dörde ayrılıyor bu. Üç Rabbena var. Bir Rabbenasız gelen. Dört bölüm faslı var, dua faslı. İkincisi bu. Rabbena, yine ey bizim Rabbimiz bak.
Burada dikkatini çeken bir nokta var. Rabbi değil de Rabbena. Rabbi olsaydı benim Rabbim. Yani kullanız kendini istiyor. Rabbena da bütün Müslümanlar buna dahil oluyorlar. Böyle. Yani İslam'ın güzelliğine bir nüktesi burada bakmaktan. Yani her Müslüman kürü arzda Rabbena, Rabbena diye okuyorlar böyle. Tabi Evliyullah da bunu okuyor. Kutbül Ahtab da bunu okuyor. Kırklar bunu okuyor. Aşıklar bunu okuyor. Allah'ın dostları bunu okuyorlar. Hep okuyor bende. Rabbena bak, Rabbena. Ey bizim hepimizin Rabbimiz. Rabbimiz bence. Vela fâlisten kema. Üzerimize istir yükleme ya Rabbi. Vela tahalena isran. İstir ağır yük. Ağır yükümlülük. Bize yükleme ya Rabbi. Kema haltalele min kablina. Bize öncekilere yüklediğin gibi. Kema hameltehü alellezine min kablina. Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize ağır yük, ağır yükümlülük yükleme ya Rabbi. Dua ediliyor burada. Mesela örnek olarak Beni İsrail oğullarında eğer onların elbiselerine bir necaset bulaşırsa yıkamakla temizlenmiyordu. Onun orasının kesilmesi gerekiyordu bak muhtemelenler. Öyle gerekiyor onlara da. Yine eski ümmetten bazılarında zekat mal toplanan zekat malı yenmiyordu. Yakılıyordu o para böyle. O zekat malı yenmiyordu böyle şey. Biz elhamdülillah bakınız Müslüman zekat veriyor, yakına veriyor, komşusuna veriyor, dostuna veriyor. Bir sosyal yardımlaşma dayanışma oluyor böylece. Para yeni helal oluyor böyle. Yani helal olarak yeniyor böylece. Yine biz elhamdülillah kolay olarak üstümüze başımıza necis yani pis madde bulaştığı zaman yıkanıyor. Üstü yıkandım elhamdülillah tertemiz oluyor. Ona kişi namazını kılabiliyor böylece. Üçüncü dua şimdi Rabbena yine ey bizim Rabbimiz velâ tuhammilnâ velâ tuhammilnâ bize yüklenecek kılma ya Rabbi ma ismi mevsul öyle şeyleri ki la takatilnâ bi takatimiz olmayan takat gücü sonra kullanma anlamına geliyor. Artık gücümüzün yetmeyeceği kadar bir şeyi bizi yüklenecek kılma ya Rabbi. Yani burası bu duayı inşallah aziz cemaatin okurken Amel Resulü bunu çok güzel yapalım inşallah bakınız. Rabbena ve la tuhammina ma la takatelena bih. Ya Rabbi ona takatimiz, gücümüz yetmeyen şeyleri yükünce kılma ya Rabbi. Ne bunlar? Mesela kul çekemeyecek kadar bir imtihan. İmtihan böyle şey. Öyle hastalık, ızdırap, tabii ölümler, fakirlik, yokluk, kıtlık, savaşlar, şunlar bunlar hepsini bu kapsıyor muhtemelen. Ya Rabbi artık takatimiz yetmeyecek. Gücümüz yetmeyecek şey bize yükleme ya Rabbi. Bana böylece. Bunun üzerine çok yani hassas durmak gerekiyor. Ayet-i Kerim üzerine durmak gerekiyor. Dua ederken bunda. Biliyorsunuz dünya imtihanı alanı. İmtihan alanı. Bazen tabii ağır, daha ağır, daha ağır oluyor böyle şey. İnsanın eşinde, çoluğunda, çocuğunda, komşusunda, işinde, sağlığında, bedeninde imtihanlar bazen üstüne geliyor imtihan böyle. Üstüne bazen gelir, imtihanlar gelir. İşte burada Allah'a yalvarıyoruz. Ya Rabbi çekemeyeceğimizi, kaldıramayacağımızı ne olur ya Rabbi bize yükleme ya Rabbi. Allah Teala burada dua edip yalvarırız muhtemelen burada böyle şey. Bunun bir de tasavvufi anlamı var. Tasavvufi. Yani evliya nazarındaki şu olmuş oluyor. Evliyalar bunu şu anlam veriyorlar. Çünkü bir evliya için diye insanlar onlar için çok kolay evliyalar için bakınız. Yani evliyaların nazarında, onların görüşünde dünya çok ama çok basit,
zille hayal diyorlar onlar. Bir hayal, bir gölgelik diyorlar dünyaya, geçici bir şey diyorlar. Evlullah dünyayı sonunu şu anda görüyor. Sonuçumuz şu. Yani ölüm, toprak, mezar. Onun için evliya görüşünün dünya nazarında çok basit onlar için. Ne diyor evlullah bunun anlamında? Ya Rabbi, nefsi emmare altına bizi ezdirme ya Rabbi. Nefsi emmare. İşte evliyanın korkusu bu. Evliya bundan korkuyor. Nedir nefsi emmare? En başta gazap, öfke. Öfke, gazap. Allah korusun, bir insan Allah yolunda çalışır, sabreder, sabreder, çalışır. Namazı, niyazı, zikri, hepsini yapar yapar. Ama Allah korusun, şeytanın tahriki ile o kalpte mektun gizli olan kuvve-i gazabiye var. Gazap, öfke var. Isı. Şeytan neden yaratılmışsa aynı maddede kuvve-i gazabiye aynı maddeden yaratılmış. Aynı maddeden böyle şey. Bunun için kuvve-i gazabiye şeytana çabuk uyum sağlar, çabuk uyum sağlar. İnsan bir anda köpürüverir, kızıverir böyle şey. Aslında bu gönülde gizli bu, mektun gizli böyle. Küçük bir maddedir aslında böyle şey. Fakat birdenbire nasıl bazı gazlar ısınınca birden genişlerler, işte bu kuvve-i gazabiye de ya şeytanın tahrikiyle ya da işte başka bir etkiyle hem etkilenir. Yani kul elinde olmadan bu kuvve-i gazabiye dıştan etkilenir. Biri bir söz söyler, düşmandan bir şey duyar. Hatta kişi düşünürken, kişi geçmişinde olan bir olayı düşünürken o kul elinde olmadan kuvve-i gazabiye etkilenir. Aynen böyle genişleyen gazlar gibi ısıdır bu. Genişler böyle. Genişler, Allah korusun bedene tam hakim olabiliyor. Olur muhtemelen. Olabilir böyle şey. Beyin onun irade, onun emrine girer böyle. Göz düşman gibi karşına bakar. El vursun ister, dış ısısın ister, ayağı tekme alsın ister. Bütün beden altına alır böyle şey. Yani bu neye benziyor? Yine evlullahın böyle tarifine şuna benzetiyorlar, bunu evlullah benzetiyorlar. Diyorlar bir padişah, yani devletin tam gerçek hakimi, tek sahibi devletin bir padişah diyorlar. Eğer diyorlar bazı asiler, isteyen güçler diyorlar, isten eder de, eğer ülkeyi ele geçirirse diyorlar, ne o ülke karmakarışıklığa gider böylece. İşte bu kuvve-i gazabiyenin bedene hakimiyeti de buna benziyor. Bu insan dışında gelişiyor. Kuvve-i gazabiye insandan değil bu. Bu nefsinin, bedenin oluşumundan geliyor bu. İnsan ayrı. İnsan ruhtur. Ama Allah korusun bedeni ele geçirdiği anda irade gücü kuvve-i gazabiye girer. Akıl onun hükmüne girer. Akıl ona yardımcı olur. Şöyle şöyle böyle yap. El, ayağı, göz, kulak emrine girer, girer Allah korusun böyle şey. Tabii yalnız kuvve-i gazabiye değil nefis. Şehvet de bunun gibidir. Nice evli hanımlar böyle çoğu çocuğunu bırakır, Allah'ın şehvetine hakim bir üstünü saldı mı evinden kaçar gider muhtemelen. Nice erkek de evini terk eder gider, harama gider, fuhuşa gider, cinsel dengelere bozulur. Yani bedene hakim oldu mu, tabi bunun gibi kim var, itiraz vardır. İşte evlullah'ın korkusu da bu azı cemaatim efendim işte. Bu böyle şey. Yani bir evliyaullah için efendim hasta olmuş, sancısı varmış, ızrabı varmış. Önemli değil onlar için böyle. Zaten beden ben değilim ki diye, ben başkayım diye. Böyle. Bu bedene olan bir olay diye böyle şey. Karşıdan bakıyor böyle şey. Onu sabredebiliyor. Onların korkusu nefs-i emmarenin bedene bir anda üstünü sağlayıp kişiyi devre dışı bırakması. Arkadan yine şimdi dua, dördüncü bölüm geliyor. Burada Rabbena gelmiyor. Ama burada bir gizli kulu var aslında. Ve'fu anna. Ve'fu affeyle. Anla bizleri affeyle ya Rabbi. Şimdi burada bir nevi daha ziyade tövbe faslı geliyor şimdi burada. Yani bir kul
İnsan öyle varlık ki insan, en büyük sır insanın kendi yapısı. Adem Aleyhisselam başlayan tıp ilmi, günümüze kadar bu ilim gelişe ama birçok hastalığın teşhisi konamıyor hala. Bırakın tedaviyi. İnsanın esrarı çözülemiyor böyle. Ta bedenin bu böyle. Yani bedenin dışında neler var insanda, ne güçler var insanda. Bunun için insan ilahi bir sırdır insan. İnsan yeryüzünün halifesidir. En üstün varlık insandır. Ama bununla beraber insanın dışında öyle güçler var ki şu beden yapımızda insanı günah sürükleyebiliyorlar. Bu için Mevlam bunu şöyle bağlı ayet-i kerimeyi وَعْفُ عَنَّا Ya Rabbi bizleri affeyle. Affeyle. Nedir af muhteremler? Af badel muhakeme deniyor. Af badel muhakeme. Yani eğer kul dünyada gereği kadar tövbe edemezse, yalnız bir affet Ya Rabbi, estağfurullah ile o kadar kolay değil bu, hiç çözümlenmiyor ama. Yani bu günahtan arınmak, temizlenmek o kadar kolay değil azıcık mademiz. Yine bazı arifler buyuruyorlar, yani büyükler buyuruyorlar, bir kişi diyorlar, bir haramı işlerken, günah işlerken ne kadar o anda nefsani zevk duydu ise o kadar üzülerek Allah-u Teala'ya tevbe yapması lazım diyorlar muhteremler. O zaman günah ahirete taşırmıyor, kabre gitmiyor, burada af oluyor. Ya Rabbi affetsen Ya Rabbi, estağfurullah. Değil muhteremler, değil azıcık mahtemiz. Hele bir günah tekrar işlenmişse günah böyle, katmeli diyor, kat kat böyle işlenmişse. Mesela bir elbise çamaşır bile azı cemaatimiz. Mesela kişi çamaşırının haftaya bir değişiyorsa, bu hafta değişmedi, iş icabı, gurbete gitti, şu bu oldu. Hatta aylarca geçti, kişinin işi de öyle temiz iş değil, mesleği de, gazlı, mazlı, mazotlu mesela, kişi öyle uğraşıyorsa, sonra aylar sonra yıkama kalkıyor kişi elbisesini, kolay çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Çok uğraşma gerekiyor bence. Bunun için af olmak o kadar kolay değil muhteremler. Yani günahtan arınma o kadar kolay değil diye muhteremler. Ki günahtan arınabilsek, günahtan zaten kişi o anda kendini fark eder muhtemelen. Onu da fark eder kişi bence. Yani günahtan bir tam arınabilsek, Allah-u Teala şey, gerçek tevbe edebilsek, ağlayabilsek, secdeye kapansak, haram işlerken duyulan zevkten de daha fazla üzülebilsek, hüzün duyabilirsek, günü af olduğu anda kul bunu anda hemen fark eder. Kul onu da hafifler. Hemen böylece. Böyle bir günü hafifler. O kadar hafifler ki kul, o kadar hafifler böyle. Gönlü açılır, nurlanır. Sanki yer çekimi yok. Böyle. Sanki boşlukta. Ve o anda kula bir de ağlama gelir. Ağlama gelir kulu o anda. Ağlama gelir ama öyle bir ağlama gelir ki kulu o anda o kadar tatlı, o kadar feyiz ağlama gelir kula böyle. Yani kul o ağlamayı cennete değişmez anda. O kadar tatlı kula gelir, o ağlama gelir. Öyle hal gelir. Hele o gözyaşı muhtemelen. Var ya gözyaşı böylece. Yani Allah korkusuna dökülen gözyaşı var ya azı cemaatimiz. O saklanıyor muhtemelen, saklanıyor böyle. Yani cehennemi söndürüyor, ateş söndürüyor bence, gözü söndürüyor bence. Eğer bir insan dünyada tevbe etti, şunu bunu yaptı ama tam af olamadı, ne olacak? Ölürken tabi biraz çekecek. Sonra kabir azabı var, günahkar gitti oraya. Dünyada arınamadı kişi, Allah korusun. Yani Allah korusun muhtemelen. Gerçekten çok ama çok zor yani. O kabre günahkar girmek var ya, günahkar kabre girmek o kadar zor, o kadar muhtemelen. Günahlar saldıracak, yılanlar gibi böyle işte. Kişi sıkacak böyle. İnsanlar pişmanlık, nedamet böyle. Çıldıracak insanlar, şok olacak insan. O kadar korkacak, kabir azabı. Ondan sonra mahşerde güneş altından dikilmek binlerce yıl, binlerce yıl böyle işte. Kul dünyada tevbe etmiş biraz ama hafif etmiş.
Ama sonunda Mevlam'ı affedecek bahşerden sonra. Dünya tevbesi için. Ama badir muhakeme deniyor. Allah Teala onu sorguya çekecek. Bütün mahşer halkı bunu duyacaklar. Kulum sen neyi şunu içtin? Neyi harama baktın? Kulum sen bunu ne yaptın? Tabii kulağında hepimizin anında artık böyle çıldıracağız böyle pişmanlıktan. Nadimiz böyle. Neyi yaptık onları? Çıldıracağız. Tabii uzun zaman bunlar sayıla sayıla artık kul ümidini tam yitirecek artık. Eyvah! Bu günahla ben cennete gidemem dediği anda Allah buyuracak ki kulum affettim. Eğer dünyada güzel tevbe edebilseydik orada bu olmayacaktı orada efendim. Olmayacaktı. Orada oldu. İkincisi وَغْفِرْ لَنَا. Bak ikincisi, ikinci mertebe bundan üstün. Ya Rabbi bizleri mağfiret eyle. Mağfiret. Nedir mağfiret? Settar ismiyle günahımızı ört, gizli anlamına geliyor. Ört anlamına. Yani bu kul da yine mahşere gelecek. Mahşere gelecek. Kul günahını hatırlayacak. Hatırlayacak. Allah buna günahını soracak. Ama yalnız Allah ile kul arası olacak bu. Kimse bilmeyecek bunu. Işte. Kul mizan başlarına gelecek. Hesaba çekilmesi gelince kul öyle olacak ki Allah'a tam yaklaşmış. Allah kendine soruyor. Bu cevabını veriyor. Mevlam buyuracak ki kulum bunları ben gizledim. Affettim seni. Tabii bir de dünyada af olmak var. Gizlenmek var muhteremler. Dünyada gizlenmek tabii daha iyi. Verhamna. Ya Rabbi bizlere sen rahmet eyle. Merhamet eyle ya Rabbi. Üçüncüsü şanfa. Önce af diledik. İkincisi mağfiret. Yani günahların örtülmesi, gizlenmesi. Tabi inşallah bu dünyada olursa insan mezara günahsız girecek. Kişinin en büyük bayramı o gün olacak. Yani gerçekten büyük bayram olacak. Hatta Aziz Cemaat'ın buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle günahtan arınan bir Allah'ın sevgili kulu mezarına girdiği zaman bakacak ki o mezarı o kadar güzel ki o mezar, o kadar güzel ki mezar, mezarı genişlemiş, cennetten pencere açılmış olduğu yerde tabii o duvar ona şeffaf oluyor mezar. Ruhlar için şeffaf oluyor. Yani kul bir nevi cennetin bahçesinde oluyor. Mezar ayrı değil. Yaklaştırılıyor cennet kendisine, yaklaştırılıyor. O toprak kendisine şeffaf oluyor. Kul kendini orada cennetin bahçesine buluyor mezarında. Bir bakacak etrafına bakacak ki böyle Allah Allah. Ben ya Rabbi benim yukulum sen buraya mı nasip ettin ya Rabbi? Bakacak o cennetine. Bir ağacın güzelliği sayılamaz. Bir şeyin güzelliği sayılamaz. Rengi, kokuları, desenleri, şekilleri, ötüşen kuşlar, o köşkler sarar, akarlar, sular, hurileri, melekleri, kulları görünce o kadar kul sevinecek, o kadar sevinecek. Ne yapacak? Ya Rabbi, ben sana kulluk edemedim diyecek mutlaka. Etmiş ama daha pişman olacak. Ya Rabbi senin bu kadar rahmetin sonsuzmuş ya Rabbi. Bu kadar büyük nimetin varmış ya Rabbi. Sana kulluk edemedim. Sonra diyecek ki bu kul, ya Rabbi bana izin ver de gideyim evimde ehlim anlatayım bu durumu. Üzülmesinler bana şimdi. Tabi tabi ağlayanları var, evladı var, hanımı var, kocası var, kardeşi var, bir şey elinde var, ana babası var. Ne diyecek? Ya Rabbi bana izin ver de eve gideyim de anlatayım onlara bu durumu. Üzülmesin der. Tabi Mevlam buyuracak, kulum eve git ama onlar seni görüp konuşamasın onlarla. Hatta geliyor muhteremler. Geliyor böyle şey. Ölen kişi evine geliyor böyle. Evine geliyor. Tabi konuşmak istiyor. Aynı kişi için ruh çünkü. Aynı kişiyi, aynı görüyor. Mesela haramına söylüyor, kocasına söylüyor işte evladına, şunlara, bunlara o konuşuyor, konuşuyor ama tabi onu bizler göremiyoruz böyle. Tabi gören görüyor onları. Verhamna burada Allah'ın bize rahmet yani merhamet eyle. Merhamet, rahmet. Nedir rahmet? Kul ne kadar af da olsa mahşer yerinde
Allah'ın rahmeti olmadan insan cennete gene giremiyor derler. Allah'ın rahmeti, fazl-ı keremi Mevlamızın olacak. Rahmet böylece. Hatta şöyle olacak aziz cemaatimiz. Veya biz ondan erişsin inşallah mahşerde muhteremler. Kul dünyada Mevla'yı sevmiş gerçekten. Mevla'yı sevmiş. Kul eline gelene kadar çırpılmış Allah yolunda, din yolunda. Dine çalınmış, İslam çalınmış, çırpılmış. Ama tabi tam gene becerememiş ise, şimdi mahşere geldi, amel defteriyle bakıyor, amel defterini az gördü şimdi kendisi. Az gördü sevaplarını, az gördü amel defterinde. Eyvah, bunlar yetersiz. Ben şimdi giremem acaba şimdi. Korkudayken, Allah'ın rahmetine bakın muhteremler, Allah-u Teala bunun sevaplarını kat kat verecek. O var işte böyle. Bunun için sevapların sınırı belli değil. En aşağıya biri 10'dan başlıyor. Biri 10, biri 20, 70, 100, 1000 gidiyor bu şey böyle. Bak gidiyor mesela. Şimdi kul mesela namaz kılmış böyle işte. Derim sabah namazının sevabı konacak. Böyle ki Mevla meleklerine bunu 700 katı koyun bakalım sevabını. 700 sabah namazı konuyor bak bu tane. Bir sabah namazı yine ben işte. Kul Allah yolunda çalışmış, çabalanmış, bir şeyler yapmış. Bunların sevapları böyle katlana koyuyor. Sabi sevaplar o muazzam ağır geliyor, fazla geliyor böyle işte. İşte verhamna bak, bu da çok önemli kelime oldu, verhamna. Aman ya bize rahmet eyle ya Rabbi, rahmet eyle. İşte bu Allah'ın dünyada rahmetinin nedir? Tecellisi, dünyanın tecellisi. Allah kulun dünyada günahtan korur muhtemelen bakınız. Allah kulun dünyada korur, günahtan korur efendice. Yani kişinin gönlüne hidayet nuru geldi mi, insanın nur ile insan hep iyilik ister böyle. Allah korusun ister kul. İnsan Allah'ın yoluna dayanamaz. Haramdan kişi soğur, haramdan soğur kişi. Verhamla Allah'ın rahmetiyle kul böyle bir anda kendini elhamdülillah cennet yolunda bulacak. Ente Mevlana. Ente sensin ya Rabbi, sensin burada. Mevlana, bizim Mevlamız sensin ya Rabbi. Mevla velimiz, yardımcımız. Derler insanın velisi olur mesela. Nedir velisi? Kişinin her şeyi ilgilenir. Her şey o sorumludur. Ente Mevlana. Ya Rabbi, bizim Mevlamız sensin ya Rabbi. Evet, kafirlerin devletleri olabilir. Onların koruyucu güçleri olabilir, üstün tehdidi olabilir. Ama bakınız, ente Mevlana, ya Rabbi bizim Mevlamız sensin ya Rabbi. Fen surna, bize yardım eyle ya Rabbi. Nusret, bize zafer ver ya Rabbi. Yardım eyle bize ya Rabbi. Alele komil kafirin. Kafir toplumlar üzerine sen bize yardım eyle ya Rabbi. Buradaki yardım üç türlü oluyor aziz cemaatimiz. Biri ilmen ve gerçekten bu bir gerçek aziz cemaatimiz. Hiçbir gayrimüslimler İslam'la ilmen yarışamıyorlar. Yarışamıyor muhtemelen böyle. Yani bu İslam düşmanları dışta olsun içte olsun bakın böyle. Ne yapıyorlar? Sıkışlar mı? Baskıyla böyle, zorbalıkla susturmaya kalkışıyorlar. Gelin karşılıklı bir tartışalım bakalım şu konuları. Tamam, sen şu an tapınıyorsun. Sen bu inanmışsın, böyle yapmışsın. İslam bunu diyor. Gelin bunlara karşı tartışalım, konuşalım, yapalım bakalım bunları. Buna gelmiyor muhtemelen. Yani ilmen, bilimsel açıdan onlar her zaman aşağıda kalıyorlar böyle. Ancak gizli, sinsi, gereğinde baskı, zulüm ile üstün gelmeye çalışıyorlar. Tabi bir de bu savaşta, buna dahil aziz cemaatimiz, bilhassa yine tabi günümüzde biliyorsunuz aziz cemaat, İslam alemi gerçekten şu anda çok güç durumda İslam alemi. Tabi çeşitli böyle bahanelerle, uydurmalarla İslam ülkelerine saldırılıyor. Diğer yandan misyonerler çalışıyorlar. Yardım kuruluşu adı altında şunlar bunlar yapılıyor. Bu için bu dua ediyor Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi sen bizlere yardım eyle. Bizlere ya Rabbi zafer ver. Bizlere üstünlük ver ya Rabbi. Bütün
kafir toplumlar, kavimler üzerine. İnşallah tabi bunu da okurken de bu anlamı da aklımızdan geçirelim adı cemaatimiz. Ve sonunda bunda amin de demek de iyidir. Çünkü sahabeden öyle naklediliyor. Peygamber'e öyle bir hadis-i şerif yok gerçi ama bu doğu olduğu için ama arada amin dememek gerekiyor. Mesela ve'afu anna amin dememek gerekiyor. Çünkü Kur'an okuyor böyle. Kur'an okurken susup Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gerekiyor. Öyle Mevlam buyuruyor. Kur'an okurken susup Kur'an dinlemeye gerekiyor. Sonunda aleyhi kavmin kafirin deyin sonunda şöyle canı gönülden inşallah amin demek iyidir muhtemelen. Sahabeden bu söz var böyle. Bu şey geliyor böylece. İnşallah Teala aziz cemaatimiz her akşam yatsıdan sonra bunu okumaya gayret edelim. Okumaya edelim bunu inşallah. Yani cami okunun dışında kişi bunu kendi okusun inşallah. Evde okusun inşallah Teala nasip olsun inşallah. Mevla hem okulunu korur, Mevla evini korur, Mevla çocuğunu korur. Lillahi Teala Fatiha.